Değerli Sayın Valim, Sayın Komutanım, çok değerli rektörüm, milletvekilimiz, çok değerli kaymakamlarımız, belediye başkanı arkadaşlarımız, çok değerli STK'larımızın temsilcileri. Ben de Kurtuluş Günümüzü kutluyorum. Üniversitemizin açılışının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve panelde inşallah güzel sonuçlar alabileceğimiz, birbirimizi daha iyi ifade edebileceğimiz bir ortam oluşur diye temenni ediyorum. Evet, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 60 ay gibi bir sürem var. Bu sürenin 5 ayını Eylül çıkışıyla bitirmiş olacağız. 5 ay boyunca biz rutin, günlük, vatandaşımızın bizden beklentilerinin hepsini yerine getirmeye, aynı zamanda şehrin vizyonunu ortak bir faylda buluşturma çalışmaları yaptık. İşte sağımda Erdek Belediye Başkan Vekilimiz duruyor. Diğer taraftan da başlarsak Manyas, Gönen ve aynı zamanda şimdi misafir olduğumuz Bandırma ilçemizin başkanı duruyor. Biz aynı masanın etrafında bürokratlarımızla, daire başkanlarımızla, müdürlerimizle beraber oturup öncelikle hepimiz aynı perdeden mi şehre bakıyoruz, onun altyapısını oluşturduk. Suyun içindeki balık suyun ısındığını anlamaz. Kirlendiğini de anlamaz. Bazen ilçedeki yaşayanlar büyük şehrin bakışına ihtiyaç duyuyor. Büyük şehirde devlet planlama teşkilatının veya diğer şehirlerinin bakışına ihtiyaç duyuyor. Çünkü tasarruflar ortak olan noktalar var, farklı noktalar var. Bunlarla ilgili derinlemesine bir çalışma yaptık. Şöyle özetleyeyim, ben 5 sene Karesi İlçe Belediye Başkanlığı yaptım, kurucu belediye başkanlığı yaptım. Büyük şehrin kuruluş amacına baktığınızda ve sizden önce büyük şehir olmuş illerin gelişim grafiğine baktığınızda, Urfa ile Gaziantep'i karşılaştırdığınızda, büyük şehrin çok büyük bir nimet olduğunu Gaziantep ispatlamış. Çünkü Urfa ile baş başa giderken, Urfa 20 yıl sonra büyük şehir oldu. O arada geçen sürede büyük şehrin bir ile neler katabildiğini çok iyi göstermiş. Biz Bursa ile baş başa gittiğimiz bir dönemimiz var, özellikle 80'lere kadar. Fakat 89'da Bursa büyük şehir olduğunda, Balıkesir ile karşılaştırıldığında, Balıkesir'deki bütün genel müdürlükler, DİSE'yi genel müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, eğitim şefi, kendi içinde çok farklı özellikleri olmasına rağmen cazibe merkezi tamamen Bursa olduğunu görüyoruz. Niye? Yetkilerinden dolayı. Biz Ayvalık'a Küçükköy Belde Belediyesi, Sarımsaklı'ya Belde Belediyesi aklıyla, ihtiyaçlarıyla, bütçesiyle cevap vermeye çalışırken Antalya Büyükşehir yetkilerini kullanarak o imar fonksiyonlarını, o yetkileri, o insan kalitesi gücünü kullanarak çok farklı noktalarda değerlendirebilmiş. Şu anda bizim yapmaya çalıştığımız bir kere Büyükşehir'in bir medeniyet projesi olduğunu tüm unsurlarımızla kabul etmek. İlk 5 senemiz bunun kavgasıyla geçti. Yani eski yasa geri döner mi? İlçelerimiz ayrı ayrı il olma özelliğine kavuşur mu? Bunları birbirinden ayırma şansımız siyaseten yüklenirsek olabilir mi? Mezarlığa sen bakacaksın, ilaçlamayı biz mi yapacağız, senin görevin. Birbirimizi görev ve sorumluluklarımızı hatırlatarak asıl sorunların kaynağını değil de geçici çözümleri kimlerin yapacağıyla tartışılan bir dönem geçti. Zabıtalarımız, pazar yerlerimiz, mezarlıklarımız, asfaltlarımız, suyumuz, bunlar ikinci plana atılan ve konuşulan ama iş üretilmeyen bir ortam oldu. Bu doğaldı. Bakıyorsunuz ben sene 94-99 arası Eskişehir'de hem siyaset yaptım hem öğrencilik yaptım. O dönemde doğalgaz yoktu Eskişehir'de. Büyükerşen Bey, Yılmaz Büyükerşen Büyükşehir Belediye Başkanı daha yeni seçilecekti. Altyapısal olarak çok ciddi problemleri olan bir şehirdi. Büyükşehir oldu. 99'da oldular herhalde, Kocaeli ile beraber onlar büyük şehir oldular. Olduktan sonraki gelişiminin hızını şu anda turistlerin seyretmeye, orada
ne yapılmış, yapılan çalışmalar nelerdir diye hem entelektüel çalışmalara, hem şehircilik anlayışına, hem de çocuklara, gençlere sunduğu imkanları görmek için otobüs otobüs başka şehirlerden Eskişehir gibi kırsal bir yere bir medeniyet parçası yapıldı. Bu işte ehil elli bir yöneticinin vatandaşıyla beraber, üniversitesiyle beraber bir akıl koyması, devletin imkanlarıyla Birleşmiş Milletler'den, Dünya Bankası'ndan kaynakların yazıp çizip nasıl alınacağını bilen bir yönetim tarzıyla ortaya konmuş başarılı bir şehircilik altyapısı oluştu. Biz model onu alıyoruz. Ben de Anadolu Üniversitesi mezunuyum. Dezavantajları çok olan bir ildi Eskişehir. Kocaeli, işte Sayın Valimiz biz ilk belediye başkanı seçildiğimizde Büyükşehir Belediye Başkanı'na dedik ki gömleğin düğmesini ilk doğru ilkleyelim. Eşekten düşen veya ağaçtan düşen birine soralım. Yani daha yeni Büyükşehir olmuş. O zamanki Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'ydu. Randevu aldık. Tabii önce genel sekreterlikle tanıştık. Sayın Valimiz orada o zaman genel sekreterdi. Genel bir konuşma yapıldıktan sonra suyu nasıl yönettiler, ulaşımı nasıl yönettiler, neler yaptılar? Ben bir soru sormuştum. Neyi yaparsak doğru olur, neyi yaparsak yanlış olur. Kendisi şehri tanımadan karar vermeyin. Çünkü bir hatta izin veriyorsunuz ama derinlemesine çalıştığınızda o hattın biraz daha geriden başlaması gerektiğini fark ediyorsunuz. Bu ticari bir şey, ulaşımla ilgili. Biraz daha geriden başlatmaya kalktığınızda bu sefer isyanlar çıkıyor. Aldığınız kararı değiştirmek o kadar zor ki. Böyle hataları yapmamak için bir kere kağıt üstünde net her şeyi bilerek karar verin. İkincisi de insanlar size kendini çok iyi satıyorlar. Bir göreve getiriyorsunuz. Asaleten atarsanız bir süre sonra enerjisinin, kapasitesinin yetmediğini görürsünüz. Fakat adamı asaleten atadığınızdan dolayı karın ağrısı ve yönetilemeyen bir daireye ulaşırsınız. O yüzden asaleten değil, vekaleten atayım. Ne zaman emin olursanız lisansını eline verin, yetkisini eline verin demişti. Ben de Kalesi Belediye Başkanı olarak, çünkü yaşanmışlıklar çok önemli tecrübelerdir. Bu tecrübelerin tekrar zaman, bedel ödenerek yapılmaması gereken şeyler. O yüzden istişare en kıymetli şey kazanımıdır, tecrübe kazanımıdır. Size aktarılmasını sağlarsınız. Ve böyle yaptık, başarılı olduk. 5 sene boyunca bir yaptığımız planı uygulama şansı yaşadık ilçe belediyesinde. Şimdi Balıkesir'in çok farklı özellikleri var. Bandırmalı Dursun Bey'i, şimdi soralım burada Balıkesir'li olanlar bir elini kaldırabilir mi? Veya şöyle söyleyeyim, hayatımın 1/3'ünü Balıkesir'de geçirdim diyenler, elini bir kaldırsın. Öğrenci gibi mi oluyor? O zaman burada Balıkesirli yok, kimle konuşuyor? Hayır, Balıkesir'de geçirenler diyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ayvalıklı Bandırma'yı Erdek'i bilmiyor. Dursun Bey'i Gölen'i bilmiyor. Manyaslı Kepsut'u bilmiyor. Biz bir bütün şehiriz aslında. Ve bu hizmetlerin hepsini yürütebilmek için bir akla ihtiyaç var. Bu akıl tecrübesini de çok iyi yönetecek bir merkezi sistem gerekiyor. Balıkesir'i 4'e böldük. Bu ihtiyaç 5 yıllık büyük şehir tecrübesi gösterdi. Şu anda bulunduğumuz bu 5 tane belediyemiz Kuzey Balıkesir dediğimiz, yani Türkiye haritasında kuzeyde olan. Bir de Güney Balıkesir'imiz var. Bir merkezimiz var. Bir de Körfez'imiz var. 4 ekonomik ayrı bölgeye böldüğümüz bir yapılanma şeklimiz var. Ve Balıkesir'i şöyle kendi başına ele aldığınızda güzeli güzel yapan yanındaki çirkindir. Hepsi güzel olduğunda ona güzel demezsiniz. Birbirine benzerler dersiniz. Siyahı siyah yapan yanındaki beyazdır. Yoksa siyah olmasa aynı şey söylersiniz. Balıkesir güzel bir şehir mi, güçlü bir şehir mi? Etrafına bakmak lazım. Yani nasıl bir şehir diye algılandığınız zaman. İşte hemen üstümüzde İzmir, İstanbul, hemen altımızda İzmir, sağımızda solumuzda Bursa gibi
Çanakkale gibi illerimiz var. Türkiye ölçeğine baktığınız zaman da konumumuz itibariyle çok avantajlıyız. Her açıdan avantajlıyız. Bölgemizin çeşitliliği yönetimsel bir zorunluluk getirmesine karşı bölgemizin büyüklüğü ve fırsatları da çok büyük avantajlar sağlıyor. Bunu yönetebilecek insan kalitesiyle ve işbirliğiyle yapılması gereken bir siyaset üstü bakış gerekiyor buraya. Altın çember diyoruz biz Balıkesir'in bulunduğu yere. Bu tanımı şöyle yapalım. Türkiye'de 16 milyon insanın yaşadığı bizim üçte birimiz büyüklükte bir İstanbul var. Bakın Balıkesir 18 bin kilometre kare, İstanbul 6 bin kilometre kare. Kocaeli 5 bin kilometre kare. Biraz da salladım ben de. Gebze'yi saymıyorsunuz mu? Yok, Gebze daha 2500 kilometre. Evet. Yani yanımızda baktığımızda Bursa çok büyük bir il gibi kalıyor ama aslında bize göre çok küçük bir il. Sınırları belli. Yani İnegöl'de bitiyor. Bizim Susurlu'ya kadar gelen bir yapısı var. Biz çok avantajlı bir iliz. Güçlü bir iliz. İki tane denizi var. Önceden de devletlerin kurulduğu, kendi kendine yeten bir deniz. O kadar önemliyiz ki iki tane hava üssümüz var. Askeri bir sürü, altyapısal, işte tankçı birliğinden, piyade birliğine kadar, hava savunma birliklerinden hepsi var. Şimdi böyle bir ili yönetmek için önce insan kaynağı ve fikre ihtiyacınız var. Ekonomi zaten arkasından gelir. Eğer kaliteli insan kaynağınız varsa para hep gelir. Para insana ihtiyaç duyan bir şeydir. Yani insan varsa değerlidir. Çok zengin var, paranın bekçisi. Yani hesabındaki para adamı mutlu ediyor. O zenginliği şehrine, etrafına hiç kimseye yansıtamıyor. Sürekli biriktiriyor, şey yapamıyor. Biz bu şehrin bütün çarklarını açıp bu zenginliği vatandaşımızla Türkiye'ye paylaşacağız. İddiamız da şu. Diyoruz ki bu ekiple seçilmiş arkadaşlarımızla parti üstü yaklaşımla Balıkesir'in genci Balıkesir'in kaynaklarından yararlanabileceği bir altyapı yeter. Bizim zenginliklerimiz, iş imkanlarımız kendi gençlerimize, akademisyenlerimize, emeklimize, yaşlımıza yeter. Hatta ülkeye çok imkanlar sunar. Dünyalı da rekabetinde önemli rol oynar. Şimdi bu felsefeyle hareket ettiğimizde nelerimiz var elimizde dediğimizde bunların hepsi ortaya çıkıyor zaten. Tarihin bize verdiği misyondan hareketle, jeopolitik konumumuzdan hareketle baktığımız zaman zaten çok ciddi bir stratejik konumumuz var. Yani İpek yollarının direkt üstü gibi duruyoruz. Avrupa'dan girişin, Anadolu'ya açılışın. Zenginliklerin Anadolu'dan İstanbul'a ve Avrupa'ya, İstanbul'dan da bereketin Anadolu'ya geçiş kapısıyız. Altın çember dediğimiz orası. Yani Çanakkale Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü hava şartları, zaman birçok faktörü ortadan kaldıran ve hızlı ekonominin unsuru olan sürdürülebilirliği tamamlıyor. Balıkesir merkezde yapılan yeni havaalanı ihtiyaç duyulan ulaşım hızını bir kat daha arttırıyor. Demir yolları ağımız, limanlarımız zaten ticaretin ana unsuru olan nakliye ve navlun maliyetlerini en aza indiren unsurları da tamamlıyor. Peki yeraltı kaynağı eksiğimiz var mı? Yok. İnsanlarda bir kalitesizlik, yönetilemez, isyancı, ekonomik sürdürülemez bir yapı var mı? Aksine devletin en istikrarlı kurumlarında hep baktığınızda bu yörenin insanların olduğunu görürüz. Yani askeriyesinde, memurunda vesairesinde devleti temsil eden bir insan varlığı var aslında burada. Siyaseti demiyoruz, siyaseti Trabzonlular temsil ediyor. Karadeniz'de. Yani bir imam hatipli olacaksın, bir de Trabzonlu. Yani makam sahibi olmak için. Bu bizim dönemde öyle. Şimdi baktığınız zaman bu kaynakların hepsini biz beraber ortak akılda nasıl yönetiriz? Bir günümüzün problemleri var. Bir de bu şehri ve ülkemizi 2023 hedefi çok yakın.
Ama 2053, 2071 hedeflerine taşırkenki süreç içerisinde Balıkesir'in üstleneceği, Balıkesir'de yaşayanların üstleneceği görevler neler olmalı? Ve şehri buna hazırlamalıyız. Bununla ilgili çalışmalarımızı zaten belediye başkanlarımızla oturuyoruz, konuşuyoruz. Ne konuştunuz derseniz, biz nasıl bir çalışma yaptık? Plan her şeydir. Yani bir idealiniz ve planınız varsa yöntemleri değiştirme şansınız vardır. Yani istikametiniz belli olmalı ne yapmak istediğiniz. Biz en kaliteli insan kaynağını yetiştiren yöre, ekonomisi çok yüksek olan bir il ve asla hayatın gerçeği olan tarım, su kaynakları, bunlardan vazgeçmeyen ve eğlencenin, güvenliği, sanatın temsil edilen bir il olmak istiyoruz. Bunu yaparkenki süreç içerisinde sıkıntımız çok. Çünkü Eskişehir gibi bir yere ziplenmiş bir şehir değiliz biz. Bandırma ile Balıkesir arasında 87 kilometre fark var. Ve arada boşluklar olmasına rağmen insan varlığı her yerde var. Bunu bütünleştirebilecek bir mekanizma kurmamız lazım. Ve buradan oraya su güçlü bir şekilde akıp hem ekonomik hem insan kaynağı arasından, yani Tuzla'dan insanlar Kadıköy'e gitmeye gücenmez, mesafe aynıdır. Ama Balıkesir merkezden Bandırma'ya gelince başka bir ilçeye gidiyorum hissi olur. Çünkü aradaki boşlukları tam dolduramamışız. Bunları dolduracak plan, o altın çemberin bize sağladığı avantajlar var. Bunları iyi yönetebilirsek ve biz tercih edersek, bize birileri devlet planlama, size bunu uygun gördük deyip, ya nereden çıktı o deyip, yani proaktif olmak yerine bekleyip başımıza gelenleri yorumlar tartışırsak, ne istediğini bilen bir il olmamız lazım. Ve hangi yatırımlar Balıkesir'e fayda sağlar? Bir belediye başkanının en büyük görevi şehrine kazanç sağlamaktan çok zarar vermemektir. Hani gölge etme, ihsan istemem derler ya. Çok iş yapıp şehrine çok zarar veren belediye başkanları var. Çok iş yapmak değil. İlk görevimiz şehrimize zarar vermemek. İnsanımıza zarar vermemek. İkinci görevimiz şehrin topyekun kalkınmasını sağlamak. Yani birinci bilincinde olmamız gereken şey, varlığımızla zamanı yönetememe, şehri yönetememeyerek zarar verme veya yatırımları, projeleri yanlış yönlendirip şehrin asla bir daha kurtulamayacağı problemlere girmesini sağlamak. Bu nedenden dolayı çok istişare yapmamız lazım. Çok bilen insanlarla, yaşamış insanlarla hareket etmemiz lazım. Biz ne yaptık? Bandırma Belediye'mizde oturduk. Bandırma Belediye'mize dedik ki sizin 3 ayınız var. Oturun, yöneticilerinizi atayın. Şehre verdiğiniz sözlerle mutfaktaki malzeme tutuyor mu bir bakın. Çalışın ve sizle beraber Ağustos ayında oturalım. Sizin beklentilerinizle, çünkü şehrin seçilmiş lideri belli, belediye başkanı. Biz Balıkesir'den ancak yardım edebiliriz, destek olabiliriz, topyekun birlikte olabiliriz. Hangi politikalarda farklılık gösteriyoruz, siz konuşmadan bilemeyiz. Şunun altını imzalayarak net söyleyebiliriz ki, şehri aynı derecede tanıyoruz ve seviyoruz. Ve yapmış oldukları hiçbir projenin bize, yani karşı çıkacağımız hiçbir şey olmadığı gibi, şehri daha iyi tanımaktan ayrıntıları daha iyi bildiklerini görüyoruz. Ve biz büyükşehir olarak şu sorumluluğu bütün belediye başkanlarımıza söyledik. Dedik ki siz gelin anlatın, biz bunları 60 aylık şöyle bir yapısı var Balıkesir'in. Ben 5 yıl içinde 7 milyar TL para harcanmasını imzalayacağım. Yarısını personel olarak, kimisini fen işleri yatırımı olarak, kimisi kültürel sosyal yardımlaşmalar olarak, kimisini de park bahçeler olarak imzalayacağım ve bu parayı harcayacağım. Bırakmam kimseye. Yani 7 milyar TL. Bütçemiz bu kadar. Kaç insanla yapacağım bunu? Benim talimatımla hareket eden 7 bin kişi var. Git, dur, araştır, hiçbir şey yapma, yap, koştur. Dememi bekleyen 7 bin kişi var. Aynı şekilde 20 ilçede de 7 milyon TL bütçe var.
60 ayda harcanacak. Ve biraz 7000'den fazla da onu da 7000 diyelim. 7000 tane de orada personel var. Yani 14.000 kişi, 14 milyon TL para 60 ay içerisinde bu şehirde ya hiçbir şey yapmayarak ya da çok verimli şeyler üreterek, değerlere değer katarak harcanacak. Bu harcama esnasında biz eğer aklı öne koyarsak, bilimi öne koyarsak ve şehir yönetimleriyle ilgili işte Bandırma Üniversitemizde protokolümüz var, Balıkesir Üniversitesi ile var, İstanbul Ticaret Üniversitesi ile protokolümüz var. Bilen arkadaşlarla, burada yaşayan arkadaşlarla, yaşanmışlıkları olan arkadaşları birleştirip hem şehrimizdeki insan kaynağının verimini almak hem de dışarıdan da tecrübeleri edinmek için böyle bir altyapıyla çalışıyoruz. Şunu özetle söyleyeyim, süre aşımını da geçmek istemiyorum ama rektörümüz yolu ne yapacaksın, onu ne yapacaksın diye sordu. Onların hepsini Bandırma Belediye Başkanımız söz verirse arada biz gireriz. Çünkü beraber konuştuğumuz ve talepler Bandırma ilçesinden gelecek bize. Biz siyaseten de bunu yönetme şuurunda hareket ediyoruz. Yani şehrin öncelikleri siyaset üstü olmalı. Alt alta yazılıp maddeleri bunları hep beraber yaparken gerekiyorsa tüm il başkanları beraber gidelim. Tüm milletvekillerimiz aynı talebi doğru olur. Bunun kimin yaptığı önemli değil. Bu iş yapılsın, Balıkesir'in kaynakları artsın. Çünkü zamanı doğru yönetmek zorundayız ihtiyaçlarımızı karşılama açısından. Tek tek belediye başkanlarımız da ihtiyaçların sırasını belirledi. Bandırma'nın herkesin ortak problem olarak söylediği bir kere en başta trafik ve otopark problemini söylüyor. İkincisi şehrin neşesinin artması, yani kent mobilyalarıyla, park bahçeleriyle farklı özelliklerin yapılması, içine hapsolduğu dar alan imar yapısının biraz genişlemesi, aynı zamanda da sanayici şey esnafının biraz rahatlayacağı, iş imkanlarının olacağı yer. En önemsedikleri şey de sakın Bandırma'mızı bozmayın. Doğasını bozmayın, altyapısını güçlendirin ama çevreye zarar vermeyin. Yani yatırımlar bu şekilde gelsin. Bizden beklentisi bunlar. Bunların nasıl yapılacağıyla ilgili ilçe belediye başkanımız zaten çok güzel bir sunumla, planla bütün daire başkanlarımızı ikna edecek noktada altyapısını hazırlamış. Biz %100 arkasında, işte iktisat ne demek? Sınırsız talebi sınırlı bütçeyle karşılama işine diyorlar. Benim görevim de o. Ben insan kaynağı yönetimi ve finans kaynağı yönetiminde uzman biriyim. Bu işi iyi yöneteceğiz. Şiir gibi yöneteceğiz diyorum. Göreceksiniz, yöneteceğiz. Tabii bu işleri, yani bizim Kuzey Balıkesir dediğimizde Bandırma, Erdek, Gönen, kendinden birbirinden çok farklı özellikleri olan yerler ve ihtiyaçları birbirinden çok farklı. Şehre katabilecekleri şeyler de çok farklı. Yani Gönen tarımda çok üst düzeye, termal turizminde çok üst düzeye çıkabilecekken Manyas kendini biraz saklamış ama daha fazla değeri var aslında. Yani baktığınız zaman Gönen biraz ön plana çıkmış. Ama değerler açısından baktığınızda Manyas'ın eksiği yok, fazlası var. Kaplıcası da var. Pirinci de yetiştiriyor. Tarımda altyapısı da çok güçlü. İnsan kaynağı olarak zaten çalışmaya eğilimli bir altyapısı var. Bizim burayı biraz pohpohlamız. Yani pozitif ayrımcılık biraz Manyas'a daha fazla yapmamız gerekiyor. Marmara Adası kendini zaten tarih boyunca ifade etmiş bir yer. Ama ulaşım korkusu hem nüfusunu hem de çok nimetten yararlanmasını sınırlamış. Erdek, yani arkeolojik altyapısını mı diyelim, yani mitolojik tarihini mi diyelim, nimetlerinin hepsini mi diyelim, yani Edincik'ten başlayarak zaten yapılabilecek o kadar çok şey var ki onu da belediye başkanlarımızla konuştuk. Yani Tekirdağ'dan kalkan bir İpek Yolu gemisinin bizim Erdek'in en uygun noktasından iyi bir yol altyapısıyla Anadolu'ya açılması şu andaki yol yapısının içinde en ekonomik, en hızlı ve en güvenilir olan.
Burayı güçlendirecek bir altyapıyı biz zaten bakanlıklarımızla konuşuyoruz. Altyapısını kamulaştırmaları tamamladıktan sonra hemen yapacağız. Ben süreyi ama bilinçli yapıyoruz, doğru yapıyoruz. 60 ayı çok iyi planlayarak o bütçeyle, insan kaynağıyla yönetme altyapısını oluşturduk. Allah nasip ederse Ekim ayında bu planlarımızı siyasilerle, meclisimizle onaylatıp hangi parayla neyi yapacağız? Hangi insan kaynağına dışarıdan ekstra danışmanlık istiyoruz? Hangi tecrübeler lazımsa bununla ilgili de araştırmalarımızı yapıp Ocak ayından itibaren yeni bütçeyle seçilmiş arkadaşlarla beraber Balıkesir'in vizyonunu ortaya koyacağız. Ben teşekkür ediyorum. Balıkesir Büyükşehir tüzel kişiliği, Balıkesir merkezden ben diye aday gözükmüş, seçilmiş gibi gözüksem de bütün halkın oylarıyla seçiliyoruz. Biz işgal kuvveti, yandan gelen farklı bir kuvvetli, şemsiyesi biraz daha yetkileri büyük olan bir organizasyonuz. Yani ben Erdek'im, Bandırma'yım, Gönel'im, Manyas'ım. Şimdi insanlar şöyle düşünüyor, sanki orada merkezde de ben Karasi Altevil Belediye Başkanıyım ama arada gidip Manyas'a bir şeyler yapıyoruz diye. Çünkü fiziksel konumdan kaynaklı böyle. Büyükşehir'in çatısı çok büyük. Yani benim her yerde olmam gerekiyor, Erdek'te olmam gerekiyor. Ben Erdek'te bütün daire başkan arkadaşlara hep onu empoze ediyorum. Bir sonraki dönemde de zaten ilçelerdeki arkadaşlardan da yöneticiler seçmek gerekiyor şeyin içine. Yani idari yapının içerisine. Şimdi şunu söyleyelim. Yani eski çok müreffeh bir şey değil. Yani Bandırma kendi başına çok şey yapamaz. Balıkesir'in büyükşehir gücü Bandırma'ya her şeyi katar. Yetkileri çok büyük. Erdek'e çok şey katar. İşte bu takıldığımız en önemli nokta biraz az olsun, bizim olsun, plakası olsun, kaymakamı, vali olsun. Bunları değiştirelim. Bu geçti. Yani bu bitti. Bu çıkılan yol güzel bir yol. Kuruluş sıkıntılarının yaşandığı bir dönem. Göreceksiniz. Büyükşehir Belediyesi Manyas'a, Erdek'e, Gönen'e, her yere yatırım yapacak. Ama bu iğne vurulurken hani adam böyle kasıyor kendini, 3-5 gün ağrıyor ya, hemşire oğun diyor. Ona benziyor yani. Biz o şırıngayı acısız, sancısız, gevşek bırakırsanız olabilecek bir süreç. Yani şehir kendini kastığı zaman bana tekrar şu yetkilerimi verin. Yani az önce başkanımız söyledi, sahilin kontrolünü bize verin. Biz bunu istişare ediyoruz. Çünkü yapılmış sözleşmelerden kaynaklı doğabilecek maruzaları arkadaşlar kontrol ediyor. Çok büyük protokoller imzalanmış. Yoksa fiziksel olarak biz orayı yönetelim, siz yönetelim değil. Biz de o oraya kullanma yetkisini verdiğimizde gerekli maddeler zaten aykırı hareket edildiğinde tekrar alınma şansı veriyor. Ama temel mesele şu. Biz büyükşehir olarak bütçeye baktığımızda bakalım ne kadar yatırım yapacak dedi ya. Şuradaki elimdeki kağıtta baktık. Bizden şu kadar varsayılan bir gider gitti diye belediye başkanımız söylüyor. Tam toplam 144 milyon 531 bin lira büyükşehir para harcamış. Bandırma. Yani nerede gözüküyor bu para diye sorduklarında tek tek hepsi altyapısal olarak gözüküyor geçen seneki bütçede. Ama yani ihtiyaçlar o kadar büyük ki bu ihtiyaçlar yerin altına gömülüyor. Farklı masraflar şeklinde gözüküyor. İnsanların sürekliliğini sağladığımız problemleri, daha doğrusu destekleri fark etmiyor olabilirler. Biz istiyoruz ki Bandırma'nın ulaşımını Bandırma'daki arkadaşlar karar versin ama Bandırma'nın Erdek'le, Erdek'in Manyas'la bağlantısını büyükşehir olmadan sağlayamazsınız. Yani o geçiş güzergahını da büyükşehir aklı gerekiyor. Yani bu çok ilçeler arası geçiş var. Özet olarak ben büyükşehirin direnç gösterilmeden büyükşehir gibi davranmasına şehrin kanatlarını açması lazım. Biz seçmenin oylarıyla seçiliyoruz. Burada bir işgal değil, ta kendisiyiz. Yani ben Bandırma'yım. Ben Karesi'nin belediye başkanı değilim. Altı Eylül'ün değilim. Ben Balıkesir'in büyükşehir belediye başkanıyım. Bandırma'nın da büyükşehir belediye başkanıyım. Buradaki her iki insandan biri oy verdi bana. Yani benim ismime
oy verdi. Bunu böyle kabul ederse hayat daha kolay. Ama ikametgah yerimiz Balıkesir merkez. Ve iş yoğunluğu valimiz de orada duruyor. Ama valimiz Bandırma'nın nasıl valisiyse biz de büyükşehir o yapıdayız. Bunu her platformda kaymakam beylerin, işte siyasilerimizin dile getirmesi lazım. Vatandaşta böyle bir ayrışma veya tekrar geriye dönülür mü? Bereket yok o işte. Yani bunu az önce verdiğim örnekler ispatlıyor yani. Urfa bir noktada kaldı. Şimdi toparlamaya çalışıyor. Gaziantep'te yani önceden hangisi daha büyük şehirdi diye tartışacak bir şey yok. Malatya ile yanındaki Maraş'ı karşılaştırdığınızda Malatya aldı götürdü. Yani büyük şehir yasası ve yetkileri bu imkanı sağlıyor. Orada süper böyle yöneticilerden değil, sonuçta imkan meselesi bu. Balıkesir böyle bir yetkiyle 2014 yılında buluştu. Avantajlıyız. Kocaeli gibi, Eskişehir gibi, Gaziantep gibi illerin iyi örnekleri ve kötü örnekleri var elimizde. Bu onların yaptığı hataları en aza indirip güzel yaptıklarını taklit edersek bu şehri şaha kaldıracağız. Bunları önce işte imarla başlıyor. İki tane arkadaşımız onu söyledi. İmarı doğru yönlendirmemiz lazım. Bununla ilgili çalışmaları da istişare halinde yapıyoruz. Ben Sayın Rektörümüze Bandırma ve Çevresi konulu sempozyuma bizi de davet ettiği için teşekkür ediyorum. Umarım rahatsızlık vermemişizdir. Biz de yani başkanlarım.